Biraz riskli. Ben olabilir. Paranoya geldi. Kullandılar mı? Tekman kör. Çok güzel bir paranoya. Bu klasik bir taktik ama çok başarılı bir taktik. Makinelerisinin skorla beraber başlamış oldu. Şimdi Celtics takım A tarafına Spike'ı kurmak için Haskell'an geldi. Barbaros'a saklanmaya devam ediyor. Spike Kur'an oyuncu vurabilecek mi? Çok iyi tahmin etti. Oyuncuların yerleri az çok belli. Atabis de bir skor almış. Hamam tarafından skor bir türlü gelmiyor. Saat içerisinde Furzy'ye, Ozzy'den yine bir takas var. İki oyuncu, bir tanesi hamam çıkışında. Barbarossa çıkarttı rakibini oradan. Ama artık canı kalmadı. En azından ölmemesi ve Barbarossa'nın sürekli bir tehdit oluşturması orada takım arkadaşını daha rahat oynattı. Karşılaşmada ilk haritada da hatırlarsın. Oy, çok iyi okuyordu. Burada ilk skoru alamadı Machinery's ama Furzy'den skor geldi. İçeriye girmeye çalışırlarsa hala sıkıntı yaşayacaklar. Çünkü 3 kişi burada. Orayı zorlayacaklar gibi duruyor. Vazgeçtiler, ışınlandılar. Işınlayıcıdan A'ya doğru koşacaklar. A tarafında hala Atabist var bu arada. Backside'de yanlış görmediysem. Reis de beraber bombasını hazırladı. Uzuna doğru bırakacak. Çok ciddi bir hasar verebilir gibi. İlk bombayla kill geldi. Diğer oyuncağa geri kaçtılar ama canlar da azaldı bir yandan. Atabist'ten çok iyi bir tek başına A savunması. Şimdi U-Hole tarafından çok iyi bir spray kontrol. Phantom'ın en güçlü olduğu yer bu. Yakından tutmuyorlar. Yine bir tek amaçlı aslında. Aynen öyle. Info alıp... açıdan, düzgün bir açıdan düşürmeye çalışıyorlar. Info geldi, Atabiz. Çok güzel ikili oyun. Çok güzel. Ultiyi biraz erken çekti, kısaya atabilir gibi. Cypher kaçabilecek mi? Kaçmış ama yaklaşık yarı canı gitti diye gördüm yanlış görmediysem. Atabiz'den. Bu arada güzel bir wallbang geldi Burzy'den o info alındıktan sonra. Şimdi standoff. Jason hareketli, çok riskli. Yani buna gerek var mıydı bilmiyorum. Şimdi hamam çıkışında iki tane oyuncusu var. Destructive geldi. Rotasyondan backup oyuncusu olarak. Burzy bir kill daha almış. Burzy'nin yeni belli çok az canı var. Oraya doğru bir paranoya geldi bu arada. Sova'nın üzerine doğru. Destructive yavaş yavaş yaklaşıyor. Biliyor Burzy'nin yerine. Mutlaka bakacaktır diye tahmin ediyorum. Destructive son anda yatoyu vurdu. 2'ye 1 pozisyon. Kısa tarafında İsa'nın yerine de hakim. Yani Atabis yine backside pozisyonda. Şimdi hamama doğru bombotunu kullandı. Oradan info da geldi. O drone'la çarpıştı bu arada Aksa'da. Yalnız Aksa'dan şimdi Smoke'la beraber Tekvan lamba içerisine girdi. Smoke'dan çıkacak gibi görünüyor. Risk backside tarafa doğru açılacak. Orada iki oyuncu var, yakalayabilecek mi diye bakıyorum. Smoke'lardan biri çıkardı ama Barbarossa çok hazır. Birebir takas. Oo, bir push daha gelmiş. Smoke içerisinden. Machinery's fark etti ama bu arada Spike kuruldu. 3'e 3 pozisyon. Şimdi geri çekilecek tabii ki Haze Clan'ın oyuncuları. Hala silah avantajları var. Herhangi bir silah alamadılar. İki skor bulmalarına hemen silah alabilecek pozisyona giremediler. Cypher ultisi de kullanıldı. Evet. Şu an yerler biliniyor. Hepsinin yeri öğrenilmiş oldu. Lamba tarafında iki oyuncu, bir tane de Aksa'da geride oyuncu var. İsa'nın elindeki gardiyi fark yaratabilir gibi. Alarm botu bu arada tetiklenmişti. İsa yeri belli oldu. Bakalım bulabilecek mi? Orada bir ninja gelecek gibi görünüyor. Çözebildiler mi? Bir oyuncu kaldı. Destructive zamanı yok. Kadar oturmak zorunda. Bulamadı şu an. Spike'ı şimdi buldu. Ses verdi ve İsa çözüyordu bunu çok bu arada. Güzel. Evet. Yani İsa'nın o kadar uzakta olduğunu düşünmedi. İsa problem yaşayacaklar. Bu round çok kritik artık onlar için. Bunu kaybettikleri anda bir anda işler 8'e gidecek çünkü. 8-1 gibi bir duruma gelecek ve 8 almak zaten fena sayılmazken 8-1 çok kritik. Çok ekstra olur. Şimdi bakalım Frostbite'den neler çıkacak. Evet, B hücum olduğu belli oldu. Ozzy bu arada çıkacak gibi, çok güzel bir kafes skoru geliyor. İkinci oyuncu da düşürdü Ozzy'ye. Spike yerde artık. En azından uzundan gelen tüm oyuncuları öldürmüş oldu artık. Uzunda da çok güzel sarktı. Pozisyon değişikliği. Machinery'sin yatıyor, yardımı var. Tekman hala saat içerisinde. Machinery's. Vandal'la basa basa kaçarken bir HS daha gönderiyor. Ve son kalan isim İsa. İsa. Yapabileceği çok bir şey yok. Yani Hookah'dan yani, şöyle dirseğe kesiyor ama... Çok ekstra bir hamle yapması gerekiyor burada. Çok ekstra oynaması gerekiyor bu round'u kazanmak için. Bir geldi. Güzel ve canını kaybetmedi bunu alırken. Kendine sarma bomba gönderdi. Spawn'a doğru. Onun içinden geçti. Info alınmış oldu. Ozzy'yi tahmin ediyorlardı bir yerde olduğunu ama... Hala Spike kalması lazım. 30 saniyesi kaldı. Ozzy'nin bilgisi vardı zaten oraya geçtiğim bilgisi. Ama hangi köşede acaba? Yani aynen, sol köşe mi, sağ köşe mi, ışınlayıcı önü mü? Dirsekte acaba bir crossfire var mı? Yani bu arada o köşe çok etkili. Yani tam köşeye girerse... Ya Tekvan burada biraz açılan biri olursa diye bekliyor açıkçası. Ekstra bir skor bulursak oynarız diye bekliyor. 3A görüyorum. Dış tarafında B tarafına Paranoya geldi. Bu tarafta olunduğunun bilgisi var. Evet, bu drone gördü mü? Evet, yine saldıran ultisi geldi. Bu sefer bekliyorlar. Az önce yapmadıklarını şimdi yapıyorlar. Son 4 saniye falan girmeniz gerekiyor artık. Yavaştan. Aynen öyle. Zaten
geri kaçtılar. Bu arada bir ulti geldi. Onunla beraber de Sait'i boşaltmaya çalışacaklar. Oradan bir Omen ultisi geldi. İnfo alındı. Backside'dan. Şimdi Sparkle oldu. 5'e 5 retake B tarafında başlıyor. Çok kolay değil demiştik B tarafına. Retake A'ya göre. Standoff'tan da başlangıç bölgesini gören güzel bir kamera var. O hem dirsek çıkışına bakıyor hem de başlangıç bölgesinde. Bu arada Rez ultisi geldi. Tekvan'dan Destructive skoru. Atabist'ten takas gelmiş. Şimdi açılacaklar. Orada bir bot vardı. Burz'den Ozzy'ye karşı skor geldikten sonra Machinerist side teklemeye çalışacak. Barbarossa'nın skoru var. Uzun tarafından Machinerist'ten bir skor daha geldi. Barbarossa'nın yardımı var. 2'ye 1 pozisyon. Uzun tarafında kaldı ve Machinerist Barbarossa ikilisi muazzam bir retake oynadılar. Daha sonra ya da kurulurken Barbarossa'nın kullanabileceği bir ulti var veya girmeye çalıştıklarında atabileceği bir ulti var. O bu arada ok gösterdi. Çok oka reaksiyon veremediler ama Kse'ye doğru toplarından cevap var mı diye bakıyorum. Tekvan girdi bir içeri. Ulti daha geldi Barbarossa'dan. Kse'ye doğru ama Tekvan site'e kadar girmiş. Smoke'lar içerisinde Atabist'ten takas var yine. Birebir takas. Bu arada Yato skorda alırken seyirler devam karşılıklı olarak. Spike kuruldu. Şimdi 3'e 3 pozisyon. İsa'dan bir tane daha Guardian taki gelmiş. Standoff lamba içerisinde kontrol ediyor bir anda. Elinde Guardian'ı var yalnız. Paranoya yetişmedi. Evet, Paranoya oraya doğru gelmedi. Bir oyuncunun yerini biliyorlar. Burz'ün de yeri belli olmuş oldu. Şimdi kritik bir 2'ye 1 diyecektim ki Standoff'tan tek geldi. Güzel bir round çaldı. İlk yarının sonuna kadar rahat rahat çekebilecek diye. Burada agresif bir oyun görüyoruz. Bunun benzerini yapmışlardı ama Burz'ü bu sefer... Bu sefer sıra bende dedi. Bu kez bekledi ve Machinerist'ten denemeden sonuç yok. Kritik round'da kritik skor bahsetmiştik. 9-3 nispeten kabul edilebilir diye. 9-3'e doğru gidebilirler bu skorun sonrasında. Sayfa geldi bu arada. Tüm infolar alınmış oldu. Şimdi Atabist yerleştirecek ama tank üzerinden çok cesur bir hamle. Uzun tarafına klasikle Atabist güzel hasar ama İsa kutasını aldı. Standoff'tan bir skor da geldi ki son roundlarda biraz daha vurmaya başlayınca Standoff takıma katkısını arttırdı. Oraya çok istemediği bir kamera geldi galiba. Onun aksi atacaktı ama Ozzy Yato onu yakalamış oldu. Son kanısının Destructive 1'e 3 pozisyon. Yani çok zor bir pozisyonu var. Gerçi paranoyası, smoke'ları her şeyi var. Ama çok ortaya düşmüş durumda o Spike'ın kurulumu. Destructive bu arada hamama kadar gitti. Zamanı kalmayacak. Hemen Spike tarafına doğru Smoke'u kullandı. Ninja deneyebilir mi diye bakıyorum. Paranoyasını kullanıp Ninja deneyecek gibi ama çok belli yeri tabii ki. Ve 9-3. Yani şunu demiştim. Ki iki tanesi Omen ve Killjoy olduğunu düşünürsek savunma yetenekleri yüksek olan karakterler bunlar. Şimdi Atabist Raze'le beraber çantasıyla giriş yapacaktı. Oraya çok güzel bir Killjoy olması geldi. Tekvan da hemen Machinerist'i yakalamış. Çok güzel bir paranoya daha var. Açılacaklar Aksa savunmasından. Burz'i kendi arkadaşının arkasından bir HS yedi. Tekvan'dan 3. skorda geliyor. Frenzy ile yakın mesafe çok etkili. Şimdi İsa hamam savunmasında gelecek rakibini görecek ve o güçlü klasik başlangıç bölgesinden A tarafında, A tarafından hiç kimse olmayınca, ses gelmeyince tabii bunu yapmaları bir noktada mantıklı olabiliyor. Çünkü A'yı tutabilecek silahları vardı. B'ye giriş gerçekleştirildi. Şimdi Burz'i paranoyasını hazırladı. Atacak dirsek tarafından ama oradaki smoke arkası bulabilecek mi? Standoff bir tane skor çıkarmış bile. Onu arıyorlar. Geri kaçarken Yato'dan inanılmaz bir headshot geldi bu arada. Fakat Machinerist Bulldog'la 2 skor çıkardı. 3. skor da Barbarossa'dan geliyor. Saat içerisinde son kalan 2 isim. Savunma kısmında Standoff hala orada. Şimdi Barbarossa oraya bir drone gönderdi. Orada bir oyuncunun arka tarafta olduğunu biliyordu ama çok uzakta o. Sight infosunu alması daha kritik olabilir. Alabilecek mi diye bakıyorum. Alamadı onu da. Bence biraz zamanını kaybetti drone'un. Yeşil arkasına doğru wallbang denemesi var. Yalnız orada boş sayabilirler orayı. Standoff bir kill daha aldı. Spike'ı da düşürdü. 15 can. Öyle düzeltip 12 can Barbarossa. 22 saniye. Çok ekstra oynadı burayı Standoff. Spectre ile birlikte. Ya şu an infoları yok. Spike'ın nerede olduğunu bilmiyorlar. Son tarafta oldu. İnfosunu aldı. Barbarossa mükemmel oynadı birebir orada. Son 10 saniye. İnfo aldı. Şimdi İsa. Asıl birebir şimdi başlıyor. Bir fake miydi ya acaba? O, bu arada çok beklenmeyen bir yere geçti Barbarossa. O köşeye bakmayabilir. Gerçi Spike spawn tarafını kullanmıyor. İsa çok ses yapıyor. Biraz koşma fake'i verdi dirseğe doğru. Ve o fake'i yiyen Barbarossa dönüp baktı. Çok eski bir numara. Ya lambaya kadar çok yaklaşmış durumda. Alarm botu. İçeri sarkmayı başardı Machinerist. Evet, Machinerist lambaya sızmış. Şimdi smoke'tan çıkmaya deneyecek Machinerist ama şu an tabii çok da risk almadı. Yani biraz round onun eline bakıyor. Nereden bir entry bulursa ki smoke'tan İsa büyük bir risk aldı. Yakaladı Machinerist'ten. Güzel bir HS geldi.
A tarafında ikinci oyuncu da aslında çok iyi tahmin etti ama Börzy'nin eğimi çok keskin. Börzy oradan bir skor daha çıkarmış fakat 3'e 3. Şimdi A tarafına çok rahatlıkla spike kurulabilir. Bunun benzerini görmüştük bu arada. Yani benzer bir pozisyonda Digital Athletics kaybetmiştir roundu. Bakalım benzer bir hata gelecek mi Eastland'dan ki yerleri fena değil açıkçası. Tekvon Heaven'dan operatörle şu an bakıyor. Erken herhangi bir ulti geldi bu arada bence Sova ile beraber. Yani garanti olmayan bir skor belki de denendi. Tekvon Heaven'dan ilk kilini almış. Yerden bir Vandal aldı yalnız Barbaros'u. Bu işleri karıştırabilir. İki tane Lambo oyuncusu var. İlkini vurabilecek mi? Bir tane vurdu. Ama Destructive üstüne doğru koşan rakibini biliyor. Çok kritik birebir. Çok kritik birebir. Yiyeyim koydu ama standoff. Refleksi yetmedi. Yani aynen öyle. Bundan bir tane skor alsak diye bakacaklar. Bu arada ulti geldi. Çok iyi bu arada standoff. Ya yani flick attı resmen kamerayla. Orada Jet'in deşinden sonra yine saat içerisine kadar rahatlıkla girdi aslında. Yine kameradan bir tane daha markdown var. Kamerayı hala fark edemediler. Artık kamerayı biri kırsın yoksa çıkamadı gerçekten ben yukarı kıracağım. Legendary Stector aynı yere çıkmaya çalıştı ama çıkamadı. Çıkamadı. Bu arada çok geride kaldılar. Bakalım şimdi Börzy'nin paranoyasıyla beraber tek başlayacak. Bir tane de savunma. Killjoy ultisi geldi. Tedrit çok etkili olabilir. Dissect tarafından kullanıldı. Şimdi açılmaya başlayacaklar. Duvar arkasında bir oyuncu var. Börzy yine biraz erken çıktı belki ama bir şekilde saate kadar geldiler. Hiçbir oyuncu Tecid'den alıkonmadı. İsa'dan bir tane Wallbank. İkinci skorda geliyor. Machiner isterken son kalan isim. Biliyorlar yerini. Yerini biliyorlar onun da. Yerini biliyorlar. Canı da çok fazla yok. Ve Machiner yine de skor aldı fakat dikleyemedi ve 9-9. Pulsiyonunda özellikle bu haritada çok zor. Bunu da tekrardan görüyoruz. Neris büyük bir risk ve Tekvan'a yakalandı. Yine önemli bir geri skoru vermiş oluyor. Şimdi Aksa hızlandıracak gibi Digital Athletics takımı. Silahları yok. Evet silahları yok zaten yarım round gibi bir şeylerdi. Ekolar. Abi Börzy. Börzy sanırım düşmüş olabilir belki. Teknik bir sorun. Tekvan yardıma geldi. Destructive'in yanına o İsa'nın da skoru var. Destructive hala Barbarossa ile beraber hayatta ve 2-3 pozisyon. Bakalım ne kadar spike alıp kurmak konusunda becerikli olacaklar. Oo, Tekvan nereye gidiyor bilmiyorum ama. Bir düşman kaldı. Barbarossa ikinci skorunu da aldı. Bir anda 2'ye 1 kaldılar. Uzundan standoff. Yani nasıl bir ulti bilmiyorum Barbarossa'dan ama hem yeri belli oldu hem 2'ye 1 de avantaj ondaydı. Ve son kill de standoff'tan geliyor. Kritikti. Çok kritikti bu arada. Yani muazzam bir round oynadı standoff. Eko round geçirdikleri için ve fena da bir 4 tane silah düşürdüler aslında. Çok hızlılar. Machiner'i site'e kadar girdi. Çok biz kolay bir enter aldı. Bu kadar hızlı oynamasını beklemiyordu. Haze Clan, Machiner'iz. Yani tek başına girip site'dan enter'sini buldu. Şimdi Cypher'tis de geliyor. Bütün rotasyonu gördüler. 4 oyuncunun birden başlangıç bölgesinden geldiğini görüyorlar. Bakalım Retake'e zorlayacaklar mı? Bence zorlamayabilirler. Ben zorlayacaklarını düşünüyorum çünkü para var. Paraları olması gerekiyor artık bu kadar rounda rağmen. Paraları yoksa biraz sıkıntı olacak. Yavaş oynuyorlar yalnız. Bayağı yavaş oynuyorlar. Raze ultisi de geldi. Bu artık garantileme ultisi. Bu arada hala atmadı. Bekletiyor. Yani rakibe baskı kuruyor. Skor almasına gerek yok. Güzel de bir skor buldu burada. Çok iyi kullandı. Tekvan hala orada. Tank üzerinden skorunu aldıktan sonra o nasıl bir wallbank, ulti geldi, devam üçünü ediyor buldu. Tekvan. Bir skor daha geldi ama Barbarossa artık yeter bu şova dedi. Şimdi İsa, neler oluyor, oluyor, bu roundu nasıl veriyor Digital Athletics takımı? Ya bu arada yetecek onu zaman. İnanılmaz bir round, Haze Clan adına. Haze Clan'ın bir B taktiği göreceğiz, B'de 2 savunma şimdi üçlemek üzere. Börzy de onların yanına geliyor, Yato geri çekildi. Info okunu kullanacak. Bu arada saat içerisine Atabis girdi. Orada info alındığı için bayağı da bir wallbank yedi. Hatta yemeye devam ediyor ve Börzy. Atabis'i düşürüyor. Barbarossa'dan bir ok denemesi. Şimdi kafese girdi. Sesi geldi bu arada. Standoff'a dikkatli olacaktır. Kameraya karşı. Hayır. Artık bence biraz da dikkat dağılmaya başladı. Tabii, eller de titremeye başlıyor. Eller biraz titreyip heyecan kısmı da. Yani vuracağı belki de oyuncuları bile vuramıyorlar. Killleri bile alamıyorlar. Börzy Ninja'ya oturdu. Ve son kalan isim Ozzy. Onu da Tekvan Şerif ile öldürüyor. Sova ultisini ve belki de kazanabilecektir. O iki tane ulti kurulduktan sonra kullansa çok fark yaratabilirdi. Yalnız diğer taraftan Haze Clan'da mükemmel oynuyor. Machinerist çok hızlı bir şekilde ilerledi. Drone'la beraber girecek. Destructive bu arada entresini bulmuş. Machinerist direkt tarafına kadar geldi. Spawn'a mutlaka girdi. Bakacaktı. Orada bir
smoke var zaten. Onlar kısa kadar yaklaştıktan, açıldıktan sonra smoke işler ne olacak bilmiyorum. Çok iyi bir eğime ihtiyacı var orada. Evet. Maşinerisin ama Burzy, hayır. Burzy hazır. Burzy hazır. Şimdi iki tane desek, iki tane saat oyuncusu var. Burzy'den smoke'lar, flash'lar, paranoya hemen cevap geldi. Destructive. Spawn'dan gelen oyunculara iki tane skor aldı. İyi sağlam cevap var. Barbarossa derken Ozzy'den tek de geldi. Yeri de belli şimdi rakibinin. Duvar arkası. Bakmaya devam ediyor. İsa skorunu aldı ama Atabis'ten cevap var. Bu sefer ne yaptılar Noelda'yı? Taktik B'ye çevirdiler A tarafındaki hareketten sonra. Destructive site'e girdi. Yalnız yakalayamadılar onu. Standoff bu çok önemli bir skor. Yani standoff dirsek tarafının kontrolünü kaybetti. İşte az önce aldıkları round yine orada. Spara çok doğru yakın ulti. Bir ultiydi ama kimseye çarpmadı. Çok evet. Yakındı ama. Biraz daha derin atması lazımdı ama atamadı tam. Bekletse daha iyi olabilirdi tabii. Tam infoyu alsa, bilgiyi alsa daha iyi olabilirdi ama Om'un ultisi kullanılıyor. Info almak için kullandı aynen galiba yine saat içerisinden. Bu arada arkadaşlar çıkacak. Ozzy saat içerisinde kaldı. Tekvan'dan bir wallbang geldi. Şimdi açıldılar. İsa'dan bir skor daha geliyor. 4-3 pozisyon. Bir uzun bir dirsek var diyecektim. Yato bir skor daha çıkardı. 2 durum. Uzunda kalan... 2-1 oldu bir anda. 3-2 de avantajlardı. Hayır, olmadı. Yato şansını denedi ama Destructive izin vermiyor. Bir şekilde B'ye çok hızlı girdi ve dirseğe sarktılar. Çok hızlı dirseğe girdiler. Dirsek kontrolünü kazandıkları anda kazanmaya başladılar. Evet. Bu arada... Dash'le beraber girdi Tekvan bu arada. Lamba içerisinden şimdi tekrar geri çıkıyor. Paranoya yüzünden. Bir zıplama fake'i verdi bu arada. Çıkamadı belki ama. Yalnız güzel bir drone gelecek. Onun infosu alınacaktır diye bekliyorum. Tekvan gördü. Sanırım işaretlenmedi. En azından böylece kaçabilecek veya pozisyon değiştirebilecek yeri bulacak. Şimdi post penalty izleyeceğiz. 5'e 5. Honor iteki biraz daha kolay demiştik ama bakalım Barbarossa Şokoku'yla beraber bir tane skor aldı. Burrows'dan takas var. Lambadan çıkmak çok kritik olacak. Destructive vurmuş Tekvan'ı. İsa hala hayatta. Bir tane aman bir tane daha kısa görüyorum. İki oyuncunun pozisyonları iyi. Hatta 3 diyecekler orayı. Burrows'e yakın mesafe yeri belli olacak mı? Yeri belli oldu. Sağa bakmadılar. Şimdi bakacak. Sova geliyor oraya doğru. Barbarossa kim vermeyi gönderdi? İsa uzunda. İsa'nın yerini bilmiyorlar. Son kalan oyuncu kısa olacak. İsa ile beraber güzel bir ok geldi ama Atabist. Kısadan tekrar Destructive Yato'yu düşürüyor. Spike için zaman var diye tahmin ediyorum ve... Galiba var ya. Uzatmanın ilk roundunu Destructive kazanmış oldu. Pozisyon değişikliği çok kritik olabilir. Tekvan yine B kısaya doğru geldi. Bu inanılmaz olacak. Bu timing inanılmaz olacak. B'nin bomboş olduğunu söylüyor. Killjoy'u görüyorsunuz minimap'tan. Şu an bıçağını çekti. A'ya doğru koşmaya başlayacak. Orada tuzak var mı diye hatırlıyorum. Tuzak yok galiba. Tekvan mükemmel pozisyonda şu an. Tekvan ilk oyuncuyu gördü. Tetik disiplini. Şimdi hareketlerince vurmaya başladı. Şimdi oradaki tuzağa yakalandı ama info alınmış oldu zaten. Kafesler açılıyor. Tekvan saat içerisindeki oyuncuyu da gördü. Yani inanılmaz bir hata değil mi bu Noir dayı? Ya bölgenin arka tarafına geçip tutuyorlar. Ve sadece info almayı oynuyorlar aslında. Hem Ray zıplayıp zıplayıp bakıyor, hem burada keşif okları geliyor. Zıplaya zıplaya da kontrol ediyorlar. Yalnız kafes ilk defa agresif çıktığını gördük burada Barbarossa'nın. Evet, yeri de belli oldu. Bu arada güzel bir kafes vardı. Tekvan girmiş Barbarossa'ya takasladı ama kaçabilecek mi? Yani dans etti mermilerin arasından ama hayır İsa. Yakalamış Barbarossa'yı kaçamadan başlangıç bölgesine doğru ve 4'e 3 pozisyon avantajı şimdi. İlk defa hücum takımında var uzun bir süredir. Bu arada güzel de bir sarmal bomba ile birlikte başlangıç bölgesinden gelecek oyuncuya karşı hasar vermeye çalışıyorlar. Taret'i gördü Ozzy'yi. Biraz zorlandı Taret'i vururken. Ya Taret çok can sıkıcı bir yetenek hakikaten. Şimdi 3 tane oyuncu kısada bir tane de uzunda var. Kötü bir inforku geldi bu arada. Maşineris. Maşineris çok ortada yakalandı. Burrows'dan rahat bir vuruş. Deşinden sonra istediği yere geçemedi Maşineris. Burrows hala orada. Çok güzel reaksiyon ve Yato son kill alınca. Bu kırılma noktası olabilir. İlk smoke arkası çıkacak, oyuncu bekleyecek. Bu arada paranoya geldik. Sağ tarafına zamya başlayacaklar. İsa orada hamama doğru sıkıyor ama yanına gelen oyuncu var. Tekvan'ın yardımı var. Fakat orada güzel bir keşif okuyla da yeri belli oldu. İsa'nın oraya oklar da geliyor, şu okları. Şimdi kısadan tank tarafına doğru gelecekler. İsa öldü. İsa derken bir anda herkes öldü. Barbarossa son kalan oyuncu tekrar onu da vuruyor. Yine 15-13. Ve yine 15-13. Yani iki harita yine bu haritanın tepesinde özellikle çatışma skoruyla beraber Tekvan ön planda.